Bu yol bitmez. Çünkü bu yolda rant yok diyorlar. Ama bu yolda ölüm var. Tire'deki kazazede çifti ziyaret eden Sertel, Tire-Belevi yolu konusundaki tepkilerini yineledi. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Tire-Belevi yolundaki trafik kazasında yaralanan Mehmet Ali Yılmaz ve eşi Fatma Yılmaz'ı ziyaret etmek için Tire'ye geldi. Bütün televizyonlarda konuşuyorum, AK Parti'ye konuşuyorum, milletvekillerine konuşuyorum, Ulaştırma Bakanlarına konuşuyorum, hepsine bir türlü bitirtemedik ya. Yapımı yıllardır devam eden ve adeta yılan hikayesine dönen Tire-Belevi yolunu sürekli gündemde tutan ve bu yolda yaşanan kazalardan iktidarın sorumlu olduğunu her fırsatta vurgulayan CHP'li vekil, Yılmaz çiftinin ölümden döndüğünü ifade etti. 10 saniye daha öne çıkmış olsa bugün Fatma Hanım ve Mehmet Ali Bey hayatta olmayabilirdi. Aslında ölümden dönmüşler. Yani gene biz Tire-Belevi ölüm yoludur derken doğru söylüyoruz. Sadece ölünce belki haber oluyor, yaralanınca haber oluyor ama o yolda maddi hasarlı çok kaza oluyor. Büyükkale köyündeki ziyaretin ardından Habertire gazetesini ziyaret eden Sertel, Tire-Belevi yolu için 2021 yılı bütçesinden ayrılan paya değindi ve yolun bitmeyeceğini söyledi. 2 milyon 900 bin lira para ayırdılar Tire-Belevi yoluna. 2018 yılında bitireceğini söylemişti Ahmet Arslan, o zamanki Ulaştırma Bakanı. Binali Yıldırım'la başladık, 3 bakan değişti, 3 karayolları genel müdürü değişti. Bu yol bitmez. Ben görüyorum, bitirmeyecekler. Çünkü bu yolda rant yok diyorlar. Ama bu yolda ölüm var. Bu AKP iktidarının bölgede yaşayan insanlara verdiği değeri de gösteriyor. Yani siz benim için yoksunuz kardeşim. Ölseniz de ölebilirsiniz. Yaralansanız da yaralanabilirsiniz der gibi bakıyorlar. 2017 yılında Tire'de yapılan temel atma törenini hatırlatan CHP'li vekil, bütçeden para ayrılmadığı için yolun yürümediğini söyledi. 2017'de temel atma töreninde ben milletvekili olarak Ahmet Arslan'ın bulunduğu ve Tire Meydanı'nda yaptığı konuşmada oradaydım. Hatta o yolun müteahhitiyle pazarlık etti. 2018'in sonunda bu yolu teslim edeceksin tamam mı diye, tamam söz mü söz diye. Aslında müteahhite kızmamak lazım çünkü müteahhit parasını alamadığı zaman yola devam etmiyor. Ile bütçeden de para ayrılmayınca maalesef yol yürümüyor. Şu anki parayla ancak 400 metre yol yapılabilir. Cumhurbaşkanlığı saraylarında devam eden inşaatlar için ayrılan payı gündeme getiren Sertel, Tire-Belevi yolunun CHP iktidarında bitirileceğini söyledi. Saraylarının bakımlarını ve ek müştemelat için 468 milyon lira para ayırdı. Kendi sarayları için ayırdığı para 468 milyon, Tire için ayırdığı para 2 milyon 900 bin lira. 3 milyon bile değil. Halka gelince yok, saraya gelince çok. Ben Atilla Sertel olarak bu yolun peşini bırakmayacağıma söz vermiştim. O sözümde duruyorum. Ama 5 yıldır konuşmama, 5 yıldır anlatmama, 5 yıldır eleştirmeme, 5 yıldır feryat figan etmeme rağmen yolu yaptıramadık. Ben de başarısız oldum. Çok samimiyetle söylüyorum. AKP iktidarının yüzünden başarısız oldum ben de. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu yolun biteceğini ve törenle bu yolu açacağımıza olan inancımı koruyorum.